Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar, bahçemize kışlık sebzelerin tohumlarını ektik. Tohumlarımız çimlendi. Şimdi bu tohumlar çimlendikten sonra bazı yerlerde çok sık düşüyor. Ve bu da bitkimizin gelişimi açısından olumsuz etki yapıyor. Şimdi bahçeye geçerek sık çimlenen tohumları seyreltme işlemi yapacağız. Böylece her bitki için bir gelişim alanı oluşturacağız. Ve bu gelişim alanı içerisinde de bitkimiz daha güzel gelişecek ve daha güzel verim alacağız inşallah. Şimdi bahçeye geçelim. Turp tohumlarımız gayet sık düştüler. Ve bu şekilde bırakırsak kesinlikle gelişmeyecekler. Şimdi şöyle güçlü olan bir tanesini bırakıyoruz ve yanındakileri koparıyoruz. Böylece bitkimiz için gelişme alanı oluşturmuş oluyoruz. Bakın burada bir tane var dışarıya doğru. Bunların hepsini alıyoruz. Yani yaklaşık %90 gibi bir seyreltme yapacağız arkadaşlar. 4 parmak boşluk bıraktık. Bakın bunların hepsini tek tek uğraşacağız. Eğer bu çabayı göstermezsek kesinlikle ürün verimimiz ve ürün kalitemiz çok az olacak arkadaşlar. Şimdi hem turpta hem terede hem de rokada aynı işlemi uygulayacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok sık olan turplarımızı seyrelttik ve gelişmeleri için uygun bir ortam oluşturmuş olduk. Aynı işlemi terelere ve rokalara da uygulayacağız. Böylece daha güzel bir gelişim elde edeceğiz. Ve biraz geliştiği zaman da aynı işlemi karşıdaki ıspanaklar için uygulayacağım. Fazla çimlenen fideleri söktük. Bu çimlenenler ziyan olmayacak tavuklarımız için. Güzel bir besin kaynağı olacak. Şimdi bu fazla fideleri tavuklara ikram ediyoruz. Evet arkadaşlar, gördünüz, kısa sürede silip süpürdüler. Tek bir fide dahi kalmadı. Bahçemizde kışlık sebzeler yetiştirmek için tohumlarımızı ekmiştik. Ama tohumlarımız çok sık düştüler. Ve çok sık düşmeyle birlikte çok yan yana bitişik birlikte büyümeye çalıştıkları için ışığa ulaşmaya çalışıyorlar. Ve zayıf, çelimsiz, uzun gövdeler oluşturuyorlar. Bu da bitkimizin gelişim açısından son derece tehlikelidir. Ve birbirlerine çok yakın oldukları için de gelişimleri yavaş seyretmekte. Bu sebeple seyreltme işlemi yaptık. Yaşayacak bir alan oluşturduk. Yayılacak bir alan oluşturduk. Böylece güzel bir verim alacağız inşallah ve paylaşımın sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.